Herkese selamlar dostlar. 5 Ekim 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. 6 adet mücadelem var. ideal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Sizlere bir adet de ideal kombine vereceğim bu maçta. Günün kuponunu vereceğim sizlere. Son videoya gerçekten güzel destek, yorum ve beğeni geldiğini aynı şekilde artı 300'ün üzerine çıktığı zaman beğeni seviyesi. Ben sizlere günün kuponunu veririm. Gelir ya da yatar ama son dönemde yakaladığımız zaten YouTube'da kupon başarısı ortada. Yine ben sizlere bu videoda bir tane kupon vereceğim. Yine aynı şekilde beğenilerinizi bekliyorum. Öncelikle son kez duyur duyurmak istiyorum ben bunu. Ekim ayı için katı Telegram gruplarımız yenilendi. Telegram VIP Telegram gruplarımız yenilendi. Hem 350 seviyesi hem de 650 seviyesi Ekim ayı boyunca yenilendi. Onun bilgisini tekrardan verelim. Gelmek isteyenler hem katıl grubundan hem de Instagram'dan yazarsa IBAN üzerinden de katılım sağlayabilir. Geçtim. Bir adet mahsus koru yarışmamız var. Ondan önce Galatasaray maçını kazananıyla başlamak istiyorum. 3-2 Manchester United neden olmasın yazmış. Hasan Elali isimli arkadaşımız. Tebrikler arkadaşımızı tebrik ediyorum. Yazmış. Ya yani kolay kolay kimse yazmamış onu söyleyeyim. Genelde 2-1 Galatasaray yazan vardı. 3-2 yazan olmamış. Hasan arkadaşımız yazmış. Ekran görüntüsünü koydum. Sizlere maç skoru yarışması olarak da tırnavayla Fenerbahçe maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Yine bilen bir arkadaşımızı katıl Telegram gruplarımıza alalım. Hasan arkadaşımız bana buradan Instagram'dan ulaşabilir. Kangal Bey hesabından grubun linklerini atayım. Her türlü soru görüş öneri ve gruplara katılmak isteyen arkadaşlarımızla Instagram'dan benimle iletişime geçebilir. Ve Icardi Hava Yolları ekrana gelsin. Yani dün güzel iş yaptık. Yani bu adam penaltıyı kaçırıp geçen hafta da aynısını yaptı. Sonradan böyle zor bir gol atması bilmiyorum. Yani hatta şöyle bir şey var. Galatasaray taraftarına sormuşlar. Yani Messi mi? Şu an Messi, Icardi gitsin Messi gelsin mi? Yok abi diyor ya. Icardi kalsın diyor adamlar. Öyle bir dönemde. Şu an Galatasaray. Ben de bir Galatasaraylıyım bildiğiniz üzere. Ama Avrupa'da deplasmanda alınmış bir başarı. İngiltere basınını tekrardan şöyle bir salladık. Yerinden oynattık biraz. Çok güzel oldu. Sizce maç hakkında düşüncelerinizi bekliyorum. Bence Okan Hoca'nın yapmış olduğu taktik, yapmış olduğu değişiklikler ve takım gerçekten özellikle Kaan Ayhan mesela ön plana çıktı. Endombele sonradan girmesine rağmen çok iyi. Fiziğini iyi kullandı. Koca götlü ama iyi kullanıyor o götünü maşallah. Sizce şöyle kendi maç hakkında yorumlarınızı yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Geçtim. Dün yüksek misli de 3 tane yüksek misli yaptık. Soldan başlayalım. 1000 misli yaptığımız Avrupa yüksek mislimiz içeride. Napoli maçı genel gol 2 gol. Manu maçı genel 2 gol. PSV'nin de 1 golü 1.62 gibi orandan. 620 TL buradan aldık. Basket maçı vardı. Ulm'un ilk yarıdan 42 sayı atarına girdik. Ve tam 42 sayı attı. 500 misli içeri aldık. Oradan da basketle başladı. Birazdan bahsedeceğim. Burada yatan yüksek mislimiz de Bayern Münih'in handikaplısı bunu da 1500 misli önermiştim. Burada başarısız olduk. 2-1 yendi. O iki farklı galibiyeti alamadım maalesef. Burada Bayern Münih deplasmanı bizlere sıkıntı yarattı. Basket başladı bu arada onu söylemek istiyorum. Euroleague özellikle Cuma videosu gelirse içinde de olacaktır muhtemelen. Onun bilgisini vereyim sizlere. Basketbolda hem Euro Cup hem de Euro ile start verdik. Ben videolarda da zaten geçen yıl çokça bahsettim. Bu yıl da aynı şekilde özellikle Cuma videolarında bir basketbol ve kendi gruplarımızda zaten editörümüz özellikle basketbolun üstüne düşeceğini de belirtmek isterim. Herkes açık Telegram kanalımız var. Buraya zaten yorumlarda ve açıklama kısmında ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Hatta ben sizlere direkt ekrandan göstermek istiyorum burayı. Mesela neler yapıyoruz? Şöyle bahsedeyim. Chelsea maçı vardı. İlk yarıdan bir gol alalım dedim. Dedim ki riskli de Chelsea golü devreden. Yani Chelsea oynuyordu. Chelsea pozisyonları giriyordu. Hem gol geldi 44 gibi orandan. Hem de ilk yarıdan atacağı Chelsea golü de 2 0 gibi orandan geldi. Mesela ücretsiz grupta verdik bunları. Çok güzel oranlar. Galatasaray'ın bugün günlerden Galatasaray dedik. Başladık. Canlı başlayalım start dedik. Dedik ki Real Sociedad mücadelesi vardı. Deplasman 1.5 üst. Hatta dedim ki yani erken gol attı. Dakika 17 falan da ilk yarıdan da bir gol daha gelebilir dedim. Onun oranı 1.86 idi. Onu da içeri aldık mesela. Bu şekilde sizlerle ücretsiz bir kanalda kendi gruplarımızda zaten veriyoruz. Buraya da ara ara ilettiğimi de belirtmek isterim. Şöyle beniler geldiyse yavaştan başlayalım. Ben sizlere bir adet de günün kompini, kombini, kombinini çıkardım. Kombisi diyecektim az daha. Kombinini çıkardım. Beniler geldiyse yavaştan başlayalım. Şimdi Bodo ile Kulüp Buruş mücadelesi. Hem Bodo'nun hem de Kulüp Buruş'un Avrupa'daki maçlarını izledim. Özellikle Kulüp Buruj Beşiktaş'la oynadı. Zaten inanılmaz pozisyon. Yani 8 tane falan çok net pozisyon kaçırdı. Daha doğrusu Mert çıkardı. Ve gerçekten çoğu pozisyonda çok netti. Mert gün o maçta efsaneleşti. Hatta dedi yani çıktık işimizi yaptık dedi. Güzel bir açıklama. Kulüp Buruj buradan mutlaka gol bulmak için yine aynı şekilde. Bodo'ya baktığımız zaman da Lugano ile oynadı. 0-0 bitti. Ben o maçı canlı izleyememiştim. Sonradan izledim. Yani bir şey söyleyeyim mi? İlk yarı maç 0-0 bitmiş de ilk 25 dakikası 2-2 bitecekmiş neredeyse öyle söyleyeyim. Lugano da inanılmaz kaçırmış ya. Böyle bir şey yok. Bono da burada kendi evinde hücum edecektir bence. Güzel gollü bir maç izleriz gibi geliyor bana. Çok kaçmazsa Lugano maçında çok kaçmış mesela. Hem Bono kaçırmış hem de Lugano çok kaçırmıştı. 0-0 bitmişti. Ben burada biraz daha kaliteli ayakların bir araya gelmesiyle mücadele 2.5 üstün gelmesini bekliyorum. 1.37 gibi de bir oranı var. Mücadele bence 3 gol gelecektir. Hatta ben bunu biraz daha yükseltmek istiyorum. Nasıl yükseltiriz diye baktığım zaman da ilk yerden gelecek 2 gol dersek arkadaşlar. Şuradan gösterebilirsek aynen. İlk yarıdan gelecek 2 golle de burada 2-0 yedi gibi oran da var arkadaşlar. Değerlendirecekler burada ilk yarıdan 1.5 üstü de alabilir. Hızlı bir başlangıç yaparsa ilk yarıdan 2 golle çıkma ihtimali var bence. Diğer mücadelemiz Beşiktaş'ta Lugano karşılaşması. Lugano'yu Bodo maçında izledim. Yani 90 dakikasını izledim sonradan özellikle. Bu Beyin Spor'da falan, e, Beyinspor Beyin diyorum, Egzen yayınlarında falan oluyor. Onları sonradan girip izleyebiliyorsunuz. Ben de izledim yani bir analiz hızlandırarak izledim. Lugano ilk 10 dakikada 3-0 yapacakmış maçı bakın öyle söylüyorum. İlk 10 dakikada 3-0'a getirecek bir futbol sergilemiş. Çok çok pozisyon bulmuş Bodo'ya karşı. Burada Beşiktaş'a gol atma ihtimali var bence. Beşiktaş bu maçı bence kazanacaktır. Yani gollü bir galibiyet de gelebilir. Benim yönelim şu yönde olacak sizlere. İki tane iddia tercih vereceğim sizlere. Bir tanesi de yüksek oran. Toplamda 3 tercih. Bakın ben diyorum ki hatta 4 tercih vereceğim. Bir de süper bir şey vereceğim sizlere. Süper bir şey. Şimdi diyorum ki Beşiktaş kazanırsa burada İkinci yarıyı bence Beşiktaş kazanacak gibi duruyor. Lugano ilk yarıdan burada hızlı bir başlangıç yapabiliyor ki Bodo maçında gerçekten öyle oynadı. Kendi evinde de kendi evinde olması da kaynaklı olabilir. Ama iyi bir başlangıç yaptı. Orada ilk yarısı bence sıkıntı. Ben burada ikinci yarıyı Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum. 1.49 gibi zaten bir oranı var. Yüksek bir oranı var. Bunu aldık mı? Aldık. Diyorum ki ondan sonra Lugano'nun burada deplasmanda atacağı bir gol 1.54. Bak Lugano'nun çok fazla arkada boşluk bırakırsa Beşiktaş takımı kendi evinde de yüklenecektir. Lugano'da bir tane gol atabilir deplasmanda oranı 1.54. Deplasmanda atacağı bir gol. Onun yanında da diyorum ki deplasman bu golü ilk yerden atabilir diyorum. Diyorum ki 2.69 veriyorum ben sizlere. İkinci yarıyı bence Beşiktaş kazanacaktır. İlk yarıdan da bir tane Lugano golü bekliyorum. Yani dediğimize göre de şöyle de bir şey zorlayabiliriz diye düşünüyorum. Mücadelede 2'den 1 orma olma şansı var mı? 21-20. Yani 2'den 1 de olursa ilk yarı Lugano kazanır. İkinci yarıda da orada Beşiktaş'ta maçı döndürebilir gibi geliyor bana. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Benim önerilerim burada yüksek oranlardan sizlere bu şekilde. Marsilya ile Brighton mücadelesi. Velodrome'da Gattuso'nun ilk mücadelesi olacak. Taraftar önüne çıkacak. Gattuso Marsilya. Marsilya'yı geçen hafta değerlendirmiştik. Monaco maçında var olarak değerlendirmiştik. Dakika 1'de gelen golle ilk yarı zaten 2-2 bitti. İyi bir başlangıç yaptı Gattuso. Demek isterdim ki maçı 3-2 kaybetti. Ama dakika gelen 27. saniyede gelen golle burada Marsilya öne geçmişti o mücadelede. Brighton oynayacak. Brighton en son 3-2'lik skorla mağlup oldu. Adamlar burada önemsemiyor net bir şekilde. Geçen maçta güzel sattılar. Tebrik ediyorum Brighton takımı. Yani AYK 3 yenilip ve o kadroyla yenilmesi de ayrı bir şey yani. Bilmiyorum. Yani rezillik diyeceğim de takım iyi oynuyor. En son Aston Villa'da böyle sana 6 tane saplar kalırsın öyle. Şimdi ben burada Brighton yine burada ne kadar önemser bilmiyorum. Liverpool maçı var önemli bir mücadelesi var. Marsilya ile oynayacaklar. Gattuso'nun da kendi evindeki ilk mücadelesi, seyircisi önündeki ilk maç. Bir toparlanma maçı da olabilir. Marsilya'dan gol bekliyorum. da kalitesiyle bence burada gol atacaktır. İdealden KG var tercihini aldım zaten. Karşılıklı atılacak goller bence bu maçın ideal tercihidir. Diye düşünüyorum. KG varını önerdim sizlere idealden. Diyorum ki bir de yani Brighton kendi oyununu sergilerse, gerçekten o iyi oyununu sergileyebilirse burada deplasmanda atacağı 2 golde 1.70 küsur oranı vardı. Deplasman 1.5 küsur da 1.68'e kadar da orana düşmüş. 1.72 oranı vardı. 1.68'e düşmüş. Brighton kendi oyununu oyunu oynarsa deplasmanda da olsa 2 gol atabilir. Gent ile Tel Aviv mücadelesi. Bu maçı biraz hızlı geçeyim. Gent kendi evinde oynayacağı bir mücadele. Tel son 3-2 kazandı. Gent de berabere kaldı son mücadelesinde sanırım Avrupa'da. Şöyle bakayım. Aynen doğru atılıyorum. Zorya ile beraber kaldı. Deplasmanda oynamış olduğu mücadele. Kendi evinde oynayacak. En son mücadelesinde 45 dakikasını izledim. Yüksek misli maç sonu 1.5 üst olarak değerlendirdiğim bir karşılaşmaydı. İlk yerden iki tane gol geldi zaten bıraktım. Ben burada Gent'in kendi evinde Belçika'da seyircisi önünde iyi bir futbol sergilemesini ve burada atacağı 2 golü değerlendirmek istedim. Ev sahibi 1.5 üst oranına 1.56 gibi oranı var. Ben burada Gent'ten yanayım. Atacağı ev sahibinin 2 golü burada 1.56 gibi oran veriyor. Bence kendi evinde burada galip de gelecektir. 2 gol de bulacaktır diye düşünüyorum. Tırnava ile Fenerbahçe. Maç skoru ne olur diye sizlere sorduk arkadaşlar. Bu mücadeleyi ben idealden değerlendirdim. Yüksek olarak da bahsedeceğim. Fenerbahçe'nin deplasman oyununu değerlendirelim bence. Yani deplasmanda kendi evindeki gibi çok coşkulu bir oyun oynayamıyor. En son Alanya deplasmanı vardı. Mesela o mücadelede çok iyi bir oyun sergilemedi. Ondan önceki ligdeki deplasmanlara baktığımız zaman da yani ağım şahım goller yok. 2-0 kazanıyor. Ki deplasman tabii ki normale göre biraz daha zor oluyor. Ben burada yine Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Tırnavaya karşı bence de kazanacaktır. Mas sonu 2 1. 39 gibi oranla ideal tercihimdir. Fenerbahçe'nin doğrudan kazanırız sizlere. Ama deplasmanda oynamış olduğu oyun kaynaklı da ben diyorum ki 4.5 altında 2 yaparsak bu mücadeleyi 1.77'ye kadar da yükseltebiliriz. Yine benim skor beklenti burada 2-0 ve 3-0 ayarında bir Fenerbahçe galibiyeti. Hatta diyorum ki biraz daha fantezi ve sistem atacaklar. 3.5 altında da 2 yaparsa 2.28'e kadar da oranı da yükseltebilir. Fenerbahçe kazanacaktır bence. Skor beklentimde 2-0 3-0 ayarında biz oranı yükseltmek için 4.5 altında ve 3.5 altında yaparsanız da 2.28'e kadar da oran yükseltebilirsiniz. Fiorentina ile French Forage mücadelesi. Fiorentina bu sezon iyi transferler yaptı. Brighton'a satmış olduğu Igor'dan dolayı 20 milyon yakın para aldılar. Onu da değerlendirdiler. Genç yetenek aldılar. İki tane özellikle forvet aldılar Arjantinli. O da biraz daha takıma alışma süreci var ama takım kaliteli ben tak kaliteli takım olduğunu söyleyeyim. Oynamış olduğu oyun tat veriyor. Avrupa'da da iyi futbol sergiliyor. Geçen sezonda zaten yaptığı başarıyı biliyoruz burada. French Farishov karşı kendi evinde atacağı iki golü sizlere ben size öneriyorum. Ev sahibi 1.5 üstün 1.34 gibi oranı var. Bu maçta da başka bir tercih yapmadım. Değerlendirecekler de bol. Şanslar gerekten de geçireyim. geçelim. Geçelim. Sizlere bir adet ideal kombine çıkardığımı söylemiştim. Şu an oranı 1.95 gibi. Oranı nacizane önerim olarak yazdım. Mars ile Brighton mücadelesine karşılıklı gelecek goller. Fenerbahçe'nin de maçı doğrudan kazanmasını bekliyorum. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza yine aynı şekilde artı 300 seviyesinde like gelirse ben sizlere kombine önerisi yapmaya devam edeceğim. Değerlendirecekler bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.